Tabii sabaha karşı dün Adana'da Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın katılımıyla Türkiye'de son dönemdeki en güzel gençlik buluşmalarından bir tanesini yaptık. Çok büyük bir coşku ve heyecanla. Fakat Adana'ya tabii Türkiye'nin dört bir tarafından genç kardeşlerimiz bu coşkumuza, bu heyecanımıza ortak olmak için gelmişlerdi. Bu organizasyonlarda biz Türkiye genelinden temsili katılımlar arkadaşlarımız üzerinden yapıyoruz. Ve farklı illerden arkadaşlarımız, teşkilatlarımızdan temsili katılımla bu gençlik şöleninde bulunuyorlar, geliyorlar. Dün de Adana'da 81 vilayetimizden arkadaşlarımız vardı. Maalesef gece yola çıkan, Konya Selçuk Üniversitesi'nde okuyan genç kardeşlerimizin, genç arkadaşlarımızın olduğu otobüsün kaza yaptığı haberini aldık. AK Parti camiası olarak çok çok üzgünüz. Kardeşlerimiz, vefat eden kardeşlerimiz, pırıl pırıl, gencecik, idealleri uğruna gayret gösteren, mücadele eden kardeşlerimiz. Bizim yüreğimizde, gözümüzde yerleri bambaşka. Aynı ideali paylaştığımız kardeşlerimiz. Biz AK Parti camiası her bir ferdini aile olarak gören, bu millete sevdalı gençlerden kurulu bir teşkilatız. Onun için çok üzgünüz. Gerçekten de bütün arkadaşlarımız Türkiye'nin dört bir tarafında adeta bir matem havasına bürünmüş oldular. Hepimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerimiz var. Şimdi onları da ziyaret ettik. Onlara da inşallah en kısa zamanda acil şifalar diliyoruz. Rabbim büyük kazalardan bizleri muhafaza eylesin. Biz bir kere daha hem ailemize, milletimize hem de kardeşlerimizin yakınlarına sabırlar diliyoruz. Ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletçe ve camia olarak başımız sağ olsun. Sabah 04:15'te Adana'dan Konya'ya giderken 44 evladımızı taşıyan otobüs şarampole yuvarlanmak suretiyle takla atmış ve biraz önce Sayın Genel Başkan Yardımcımızın da ifade ettiği gibi maalesef hepimizi de hüzne boğan bir trafik kazasıyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Olay olur olmaz hem NİDE Valimiz, İl Sağlık Müdürümüz ve Emniyet ve Jandarma görevlilerimiz ve bütün arkadaşlarımız akabinde ambulanslarla hastaneye sevkler başlatılmıştır. 44 evladımızın öncelikle hem Nidebor Devlet Hastanesi hem NİDE Devlet Hastanesi ardından da bir bölümü de Konya Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevkleri gerçekleşti. Ve 18 tanesi, 18 kardeşimiz NİDE, özür dilerim, Konya Ereğli Devlet Hastanesi'ne, diğerleri de hem Nidebor hem de NİDE'deki devlet hastanesine sevkleri gerçekleşti. Kaza yerinde iki kardeşimizi kaybettik. Hastaneye sevkinde de yine bir kardeşimiz sevkin hemen akabinde kaybettik. Şu anda 12 kardeşimiz Konya'daki Ereğli'den Konya'daki Merkez Hastane'ye, Şehir Hastanesi'ne getirildi ve onlar oradan taburcu edildiler. 6 kardeşimiz hala tedavilerine devam ediyor. Şu anda Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bir kardeşimizi sevk edildi. Bir kardeşimiz yoğun bakımda Konya'da, 3 kardeşimiz de burada yoğun bakımda Konya'da. Yani 5 kardeşimiz yoğun bakımda, toplam 28 kardeşimiz gözlem altında. Diğerlerinde bir hayati tehlike söz konusu değil. Yoğun bakımdakileri de bütün imkanlarla beraber doktorlarımız takip ediyorlar. Bütün imkanları da ortaya koymaya çalışıyorlar. Kazanın şoförün uyumasından kaynaklandığı, şoförün ilk verdiği beyanda ortaya
çıkıyor. Elbette ki acımız büyük. Sabah kaza olur olmaz gerek ben gerek de Erkan Bey Sayın Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik. Ve o saatten itibaren de birçok kez kendilerine bilgi arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hem bu konudaki üzüntülerini bu genç kardeşlerimize, dava arkadaşlarımıza her birinden gelecek adına aileleri, bizlerin, ülkemizin büyük ümit beslediği bu arkadaşlarımıza her birimizin Allah cennetiyle, cemaliyle buluştursun temennimiz, dileklerimiz ve duamız var. Allah rahmet eylesin. Aileleri, ailemize, AK Parti ailemize Cenab-ı Allah sabır versin. Ve tekrar başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Hem milletimizin başı sağ olsun, hem AK Parti gençlik kollarımızın başı sağ olsun, hem de ailelerinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Allah böyle bir acıyla da kimseyi sınamasın.